Selam dostlar. Bildiğiniz gibi CS2'nin ilk Major'ı PGL 2024 kısa bir süre sonra başlıyor. Geçtiğimiz günlerde RMR maçları tamamlandı ve Major'a katılacak takımlar da belli oldu. Bizler için gerçekten gurur dolu bir süreçti dostlar. Eternal Fire, ölüm grubu diyebileceğimiz eşleşmelere rağmen harika bir oyun sergiledi ve Major'a gitmeye hak kazandı. Gerçekten hakkını vererek tamamen odaklanmış bir şekilde oynadılar diyebilirim. Ayrı ayrı tüm oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Zantares baba oluyormuş. Kendisini ayrıca tebrik ederim. Şimdi şampiyonluğa fokus olma zamanı dostlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Ve CS2 Avrupa sahnesinden hangi takımların stikerleri geliyor bir göz atalım. Toplamda 17 Avrupa takımının stikeri gelecek dostlar. İlk olarak bizim de içinde bulunduğumuz A grubu ile başlayalım. Gerçekten de birbirinden heyecanlı, zorlu ve çekişmeli mücadeleler izledik. 3-0 yaparak doğrudan Major'a gitmeye hak kazanan takımlar Virtus Pro ve G2 oldu. Virtus Pro'nun gerçekten sağlam bir kadrosu var diyebilirim. Onlar için pek zorlu bir kura olmadı. Ancak güzel bir oyun sergilediler ve isimlerini Major'a yazdırdılar. G2'ya bakacak olursak her zaman olduğu gibi rakibi çözerek kusursuza yakın bir oyun sergilediler. Kısaca özet geçmek gerekirse biri Monisi'yi durdursun diyebilirim. G2 ile karşılaştığımız maçta işimizi gerçekten zorlaştırdı. Sırada 3-1 yaparak Major'a gitmeye hak kazanan takımlar var. İlk olarak Navi ile başlayalım dostlar. Kimsenin şaşırdığını düşünmüyorum. Bu adamlar bir şekilde her Major'da yer alıyor. Şu an için formda olduklarını söylemek zor. Navi için görece kolay bir kuraydı ve gitmeye hak kazandılar. 3-1 yapan bir diğer takım da FaZe Clan oldu. Açıkçası FaZe için çekilen kura pek fark etmiyor dostlar. Tam olarak top tier muazzam bir takım. Çok teknik ve profesyonel oynuyorlar. Oyundan hiçbir zaman kopmuyorlar ve rakibi çözmeyi iyi biliyorlar. Bu adamlar sihirbaz diyebilirim. Kesinlikle Major'da olmayı hak ediyorlar. 3-1 yaparak Major'a gitmeye hak kazanan son takım Koi oldu. İyi bir oyun sergilediler ve Major'a gitmeyi garantilediler. Eski isimleri Movistar Riders'tı. Koi adı altında ilk kez bir Major'a katılacaklar. Stickerlarını gerçekten merak ediyorum. Umarım Mongol stickerlarında olduğu gibi ince çerçeveli bir tasarım görmeyiz. Devam etmeden önce CSGase.com'dan bahsedelim. CS2'nin sevilen kasa açma sitelerinden biri olan CSGase'de günlük, haftalık ve aylık çekilişlere katılabilir, ücretsiz kasa ve bonus çarkı gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca FAT Rocket koduyla %15 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Hızlıca birkaç kasa açalım. Güzel, güzel, fena değil. Tertemiz. Bu da kar. İşte bu be. Olsun. Ayrıca çıkardığınız skinlerle kontrat da yapabiliyorsunuz dostlar. Bu da güzel, bu da güzel. Hızlıca birkaç upgrade deneyelim. Güzel. Süper, 10 numara. Ah be. Son olarak bunu gönderelim. Bu sefer geliyor gibi. Evet. Geniş ödeme seçenekleriyle rahatça yükleme yapabilirsiniz. CSGase'de FAT Rocket kodunu kullanarak %15 bonusunuzu almayı unutmayın dostlar. Geldik bizleri en çok ilgilendiren bölüme. 3-2 yapan takımlar. Tam bu noktada bir mücadele hikayesi var dostlar. Her defasında umutlandık, hayal kırıklığı yaşadık, inandık ve sonunda Eternal Fire Major'da. Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı. Büyük takımlara karşı büyük oynadılar ve bize bu gururu yaşattılar. Tekrardan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor bir kuraydı. G2 ve FaZe Clan'la oynadığımız maçlarda da rakibi domine ettiğimiz roundlar oldu. Uzatmalardan giden haritalar oldu. Ve büyük resme baktığımızda bileğimizin hakkıyla Major'dayız. Takımımızı tekrardan tebrik ediyorum. Oyunda yeni bir Eternal Fire sticker'ı görmek gerçekten güzel olacak. 3-2 yaparak Major'a gitmeye hak kazanan diğer takımlar SAV ve AMCOL oldu. Oyunda ilk defa göreceğimiz iki yeni takım sticker'ı olacak. Ve gelelim B grubuna. 3-0 yaparak Major'ı garantileyen takımlar Mouse ve Cloud9 oldu.
Moz'un kadrosunda yeni isimler olmasına rağmen güzel bir uyum yakaladılar ve iyi bir oyun sergiliyorlar. Major'da olmayı kesinlikle hak ettiklerini düşünüyorum. Cloud9'a bakacak olursak gerçekten hırslı ve sağlam bir oyun oynuyorlar. Hatırlarsanız Paris Major'a gidememişlerdi. Onları yeniden Major'da izlemek keyifli olacak. Tabii ki bizleri heyecanlandıran bir diğer konu hem Mouse hem Cloud9 stickerlarının gelecek olması. İki takımın da logo tasarımları gerçekten harika ve sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. 3-1 yaparak Major'a gitmeye hak kazanan takımlar Vitality, Team Spirit ve Apex oldu. Vitality için rahat bir kuraydı. Oldukça iyi bir oyun sergilediler ve Major'a isimlerini yazdırdılar. Team Spirit'e gelecek olursak daha ilk karşılaşmada NC'yi yok ettiler diyebilirim. ...13-0. Adamları resmen haritadan sildiler. Onun dışında formsuz bir Astralis'le, Mouse'la ve Heroic'le karşılaştılar. 3-1 yapmayı başardılar. Team Spirit'in Wonder Kid'i diyebileceğimiz Dong, adından çokça söz ettirecek gibi duruyor. İmza sticker'ı eminim pahalı olacaktır. 3-1 yapan son takım Apex. Paris sticker'ları oldukça sevilmişti. PGL sticker'ları da çokça tercih edilecektir diye düşünüyorum. B grubundan 3-2 skorla Major'a gidecek takımlar ENZ, Ekstatik ve Heroic oldu. RMR'lar ENZ için çok kötü başlamış olsa da bir şekilde 3-2 yapmayı başardılar. Açmaktan nefret ettiğimiz bir sticker. Umarım karşımıza çıkmaz. İlk kez Major'da göreceğimiz bir takım daha, Ekstatik. Logo tasarımları güzel görünüyor. Sticker'ını gerçekten merak ediyorum. Ve tabii ki Heroic. Onlar için zorlu bir kura olsa da 3-2 skorla isimlerini Major'a yazdırdılar. Ek olarak A ve B gruplarından 2-3 yapan takımlar Decider Bracket'larda karşı karşıya geldi ve Major'a gitmeye hak kazanan son takım Nine Pandas oldu. Gerçekten müthiş bir logo tasarımları var. Eminim güzel bir sticker olacaktır. Evet, CS2 Avrupa sahnesinden Major'a gidecek olan takımlar hakkında konuştuk. Son olarak şöyle bir göz gezdirelim. En başta gururumuz Eternal Fire'ın yeni bir sticker'ı geliyor. Team Spirit geçtiğimiz Major'da yoktu. Eminim güzel bir sticker'ı olacaktır. Oyunda ilk kez sticker'larını göreceğimiz takımlar M-Call, Ekstatik, Sao, Koi ve Nine Pandas. Dolu dolu güzel içerikli kapsüller bizleri bekliyor. Tabii ki beni en çok heyecanlandıran Mouse ve Cloud9 stickerları dostlar. PGL stickerları arka planlı mı olacak yoksa arka plansız mı gerçekten merak ediyorum. Artık öğrenmemize günler kaldı diyebilirim. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. Yeni gelişmelerden, güncellemelerden ve sızıntılardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.